Efendim, gurbetçilerin son dönemdeki gözdesi ne Almanya ne de Amerika. Teknolojisinin yanı sıra K-pop'la dünyaya nam salan Güney Kore'ye binlerce Türk çalışmaya gidiyor artık. Biz de o Türklerle Seul'de konuştuk ve bakın şartlar nasılmış, birlikte izleyelim. Uzak Doğu'nun Almanya'sı Kore olmuş durumda diyebiliriz. Ben geleli 2 sene oldu. Dil okulu öğrencisiyim. Paprikalarda iş buluyorlar. Sadece K-pop'uyla değil, ekonomisiyle de Türklerin dikkatini çekti. Binlerce Türk tüm hünerleriyle Güney Kore'ye koştu. Güney Korelilere dondurmayı Türkler yediriyor. Onların dondurmayı kırdı bu arada. En büyük nedeni ise bu şov diyecektim ama şova dayanamadı bu Güney Koreli arkadaş ve külahı kırdı. Güney Kore'ye öğrenci olarak gelenlerin dışında gurbetçi Türkler restoran, fabrika, tarla ve hatta denizde ekmek peşinde. Bu ülkede her zaman Korelilerin yapmadığı zor işleri biz yaptık. Tarlasını, denizini, bütün ağır işlerini biz yaptık. Türkleri evlerinden 7700 kilometre uzaktaki Kore'ye getiren esas nedense tamamen duygusal. Öyle ki ortalama bir Türk işçinin maaşı en düşük 2000 dolardan başlıyor ve 5000 dolarlara kadar çıkabiliyor. Eğer full time olarak çalışırsam günlük 130 bin won, yani bu da 100 dolar civarı oluyor. Türkiye parası aylık 70 bine falan denk geliyor. Ekstralarla falan beraber 80-90'ı zorluyor. Saati yani 200 TL'den fazla. 1600 lira yapar 8 saat çalışsa. Burada 5000 yasal şekilde kalan Türk var. Kaçak işçi sayısıysa Türklerde 10 binin üzerinde. Bana günlük yani en az 20-30 tane mesaj geliyor iş için. Bir sene oldu. Burada üniversite öğrencisiyim. Şu anda dil eğitimi alıyorum. İleride de burada iyi işler başarmak istiyorum. İnsanlar iyi. Almanya'ya gittiğin zaman seni Türk'üm dediğin zaman insan gözünde görmüyorlar. İlk Türk düğününe de geçen yıl ev sahipliği yapan Güney Kore, son dönemde ülkeye gelen birçok Türk'ü ise kaçak çalışacakları şüphesiyle kapıdan geri çevirdi. Daha 2 hafta olmadı. İş adamı 3 kişi geldi. Hanımlarıyla geldi, çocuklarıyla geldi. Kendine çıkıyor, hanımına çıkmıyor.